Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tencere yemeği ile karşınızdayım. Sizlerle beraber şöyle güzel lezzetli mercimek yanisi hazırlayacağız. Yani yeşil mercimek yanisi. Evet, şöyle 2,5 su bardağı mercimeğimi güzelce ayıkladım. Şimdi videomu bir durduracağım arkadaşlar. Mercimeğimi şöyle bir 3-4 suyla yıkayacağım. Daha sonra sizlerle beraber ocağımızın başında şu güzel mercimeğimizden yemek yapacağız. Hadi bakalım. Evet, şöyle ocağımızın başına tekrar geçtim. Tenceremin altını yaktım. Yeşil mercimeğimi şöyle bol suda 4-5 kere arkadaşlar yıkadım. Biliyorsunuz ilaçladığı için böyle bakliyatları mutlaka böyle kullandığınız bakliyatlarınızı bol suda yıkayın ki içerisinde hiçbir ilaç falan kalmasın. Evet, şöyle tenceremize 2,5 su bardağı yeşil mercimeğimi şöyle gördüğünüz gibi ekledim. Hemen üzerine ocağın altında yaktım. Şöyle göz kararı bir miktar soğuk suyundan ekliyorum. Yine ocakta yemeğim için de arkadaşlar kaynar suyumu hazırlayacağım. Az böyle az kaldıkça suyu çektikçe tekrardan sıcak su ilavesi yapacağız. Yani şöyle güzel özlü bir yemek yapacağız sizlerle beraber. Şöyle bir miktar daha suyumuzu ekliyorum. Evet. Evet, tuzunu şimdi atmayacağım. Tuzunu daha sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ocağımızın altını şöyle biraz açtım. Yeşil mercimeğimizi artık kaynamaya bırakacağız. Dediğim gibi şöyle özlü güzel bir mercimek yemeği sizlerle hazırlıyoruz. Yani daha doğrusu mercimek yanisi. Evet. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar mercimek yemeğimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın altını orta dereceye ayarladım. Evet, şöyle içindeki mercimeğimiz güzelce pişip suyu da özlü kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Şöyle ocağıma bir miktar da suyumu koydum. Eğer su çektikçe ilave edeceğim. Evet, şöyle yine kapağını kapatalım. Kaynamaya devam etsin. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar mercimeğimiz yumuşamaya başladı. Bir miktar daha şöyle pişirmeye devam edeceğim. Çok az bir sıcak suyunu ekleyeceğim. Evet. Şöyle ocakta kaynayan suyumuzdan biraz daha suyunu ekleyelim ki çünkü bekledikçe mercimek suyunu çeker. Evet. Bir miktar daha ekliyoruz. Evet, şimdi çok güzel oldu. Dediğim gibi dinlendikçe de yemeğimiz koyulaşır. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz da ilave ettikten sonra tekrar karıştıracağım. Evet, zaten mercimeğimiz çok güzel bir şekilde pişmiş. Bir miktar daha kaynasın, şöyle suyu özleşsin. Ondan sonra da güzel üzerine tereyağlı sosumuzu hazırlayacağız. Şöyle kapağımızı kapatıyorum. Yine kısık ateşte yemeğimizi pişirmeye bırakalım. Evet, şöyle tereyağında soğanlarımızı kavuruyoruz. Arkadaşlar şöyle güzel bir kahvaltı hazırladım. Bakın şöyle, gel anneciğim yaklaş. Bakın gerçekten bu da çok güzel oldu. Yine bunun da tarifini sizlerle paylaşacağım. Bilmiyorum artık yemeğimi paylaşırım bunu mu, ama gerçekten çok güzel oldu. Sizlere göstermeden duramayacağım. Oğlum şimdi okuldan geldi. Onun için hazırladım. Şöyle kapağımızı kapatıyoruz ve buradaki şöyle gördüğünüz gibi soğanlarımız da yeteri kadar kavruldu. Gerçekten bugün sizlere çok güzel, hem şifalı hem yararlı güzel yeşil mercimek yanisi hazırladık. Evet, şöyle soğanlarımız bir taraftan kavururken hemen şöyle çok az bir acı pulverimizi ekliyoruz. Ve pulverin ardından da şöyle bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biberimizi de ekledik. Tekrardan şöyle bir daha kavuralım. Mutlaka eğer yeşil mercimek yanisini yapmadıysanız deneyin arkadaşlar, bu tarifimi gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, artık ocağımızın altını kapatıyoruz.
Şöyle gel anneciğim. Hemen şöyle gördüğünüz gibi bir daha karıştıralım. Çok güzel, özlü, lezzetli yeşil mercimek yanisi pişirdik. Evet, şimdi ocağımın altını kapatacağım. Şöyle hemen yağımızı döküyoruz. Evet, şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, çok güzel yemeğimiz pişti. Şöyle mercimeklerimiz içindeki suyu özleşti. Şimdi ne yapıyoruz? Yine ocağımın altını kısık bir şekilde kapatmayacağım. Pişmeye devam etsin. Ben de o arada şöyle tavamı ocağımın üzerine aldım. Hemen şöyle bir tahta kaşığı yağımızı ekledim. Evet, üzerine de şöyle bir tane küçük küçük doğradığım soğanlarımızı ekleyip güzelce şimdi kavuracağız. Evet, şöyle bir tahta kaşığı da hemen sıvı yağını ekleyeceğim. Evet, bu kadar yağımız yeterli. Şimdi güzelce bir soğanlarımızı kavuralım. Evet, şöyle tereyağında soğanlarımızı kavuruyoruz. Arkadaşlar, şöyle güzel bir kahvaltı hazırladım. Bakın şöyle, siz gel anneciğim, yaklaş. Bakın gerçekten bu da çok güzel oldu. Yine bunun da tarifini sizlerle paylaşacağım. Bilmiyorum artık yemeğimi paylaşırım bunu mu, ama gerçekten çok güzel oldu. Sizlere göstermeden duramayacağım. Oğlum şimdi okuldan geldi. Onun için hazırladım. Şöyle kapağımızı kapatıyoruz. Ve buradaki şöyle gördüğünüz gibi soğanlarımız da yeteri kadar kavruldu. Gerçekten bugün sizlere çok güzel, hem şifalı hem yararlı güzel yeşil mercimek yanisi hazırladık. Evet, şöyle soğanlarımız bir taraftan kavururken hemen şöyle çok az bir acı pul biberimizi ekliyoruz. Ve pul biberin ardından da şöyle bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biberimizi de ekledik. Tekrardan şöyle bir daha kavuralım. Mutlaka eğer yeşil mercimek yanisini yapmadıysanız deneyin arkadaşlar bu tarifimi. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, artık ocağımızın altını kapatıyoruz. Şöyle gel anneciğim. Hemen şöyle gördüğünüz gibi bir daha karıştıralım. Çok güzel, özlü, lezzetli yeşil mercimek yanisi pişirdik. Evet, şimdi ocağımın altını kapatacağım. Şöyle hemen yağımızı döküyoruz. Evet, şöyle bir ekran görüntüsü aldık. Hemen yağımızı yemeğimizin üzerine döktüm. Şöyle bir miktar yemeğimizden güzelce bir tavamızla şöyle bir çalkalayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belki dikkatinizi çekmiştir. Yeşil mercimeği pişirirken hiç suyunu süzmedim arkadaşlar. Ben bütün yeşil mercimek yemeklerinde hiçbir zaman suyunu süzüp de tekrardan su koymam arkadaşlar. Böyle kendi suyunda, kendi lezzetinde pişiririm. Gerçekten şöyle görüyorsunuz, çok lezzetli oldu. Evet. Şöyle biraz da dinlenince daha bir güzel olur. Evet, bugün de sizlerle yapmış olduğum bir tarifimin daha sonuna geldim. İnşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, şöyle videomu kapattım ama pek de içime sinmedi. Şöyle bir de tabağımızı alıp size yemeğimizin kıvamını göstereceğim. Evet, sıklıkla yaptığım bir tarif. Sizler de gönül rahatlığıyla eğer denemediyseniz arkadaşlar bu yemeğimizi yapabilirsiniz. Evet, şöyle görüyorsunuz. Evet, Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.